eşit yani 5 koyarsınız 5 tane altıysa hep aynı sayıda iplik alırsanız şu rafiadan alırsanız o zaman aynı kalınlıkta püskülleriniz olur. Hepsini birden çekmek önemli. Şöyle çektim. Ve hepsini birden düğüm atıyoruz. Ve böyle yan yana yan yana sıralarımız bitene kadar öyle devam ediyoruz. 3, 4, 5, 6. Ne göz var mı bende değil mi? Bir tutamda birden 6 tane elime geldi. Şöyle 6 tane aldım. Ve hemen onun akabinde hiç boşluk bırakmadan yan yana yan yana ki bayağı şey olsun, gösterişli olsun çantamız. Bunu da böyle bağlıyoruz ve hepsini sırayla dört tarafta da böyle bağlayacağız. Ben de o tarafını da bitirdim. Şöyle göstereyim size. Dört tarafı da bitireyim. Bitirdim. Şimdi hatta bu tarafları da kestim artık. Bir şöyle dört. Ondan sonra bu dört tarafını bunları bağladıktan sonra orantılı olsun diye böyle tek tek bunları kesiyoruz. Böylece çantamız bitmiş oldu. En zorumuz bitti. En kolayımız kaldı. O da sap takacağız. Ve astarını dikeceğiz. İşte böyle bayağı hacimli bir çanta çıktı ortaya. Gerçekten baştan ördüğümüz zaman küçük gibi gözüken ama derinliği yani yanı çok geniş olduğu için bayağı geniş bir çanta oldu. Şimdi de sıra sapta olacak. Piyasada bir sürü tahta sapları var. Ben tercihim kemikti ama bulamadığım için Kilerci Mehmet'ten bu tahta sapları aldım. Şimdi onca sapları işleteceğiz. Ondan sonra çanta dikeceğiz. Ama öncelikle burada birkaç tane püf noktası var. Onu anlatmak istiyorum. Daha akrilik bunun içinde akrilik ip koymadığım için rafiye iki kat koydum. İki kat yaptıktan sonra umarım gözükür arkadaşlar. İki katla 20 tane 20 kere sık iğne örüyoruz. Yani 20 tane sık iğne. Şimdi bu iki 3 4 5 6 7
8. Şöyle sıkıştırıyoruz. 8. Sıkı sıkı olmalı. 9. İyice tığ ile ipinizi çekin. 10. Şöyle bakın. 11. İpi sıkıştırıyoruz. Şunları böyle. 11. 12. Tığ ile ipimizi çekiyoruz. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Parmağım takıldı. 18. 19 ve 20. 20 sık iğne ördükten sonra dikiş payında bıraktıktan sonra şöyle bu ipimizi kesiyoruz. Ve tekrar bir zincir çekerek sökülmesini önlüyoruz. Bunlar da dikiş payı ipimiz olacak. İpimizi iyice çektikten sonra şöyle düzenleyerek. Şimdi bakın, iki tane sapımız da hazır. Bunlara in ile çantamızın ortasına dikeceğiz. Şimdi ben sapın bir tanesini diktim. Şimdi ikinciye dikeceğiz. İkinciye dikeceğiz. Yalnız şimdi biz başladığımız zaman ben 30 ilmekle başlamıştım. 10 bu tarafta saydım. 10 bu tarafta saydım. Kaldı ortada 10 tane ilmek. Sapımızı da sıkıştırdığımız için 20 ilmekten 10'a düşürmüş oluyoruz. Yani diktiğimiz zaman 2 tane ilmekten birden geçeceğiz. Şimdi şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11'inciye 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Burada herhangi bir ip çekiyor. Yani belirleyici bir şey koyun. Şimdi bizim de burada çıkmasın diye. Sonra bunu işimiz bitince çıkaracağız. İki katı da pardon. Şöyle ucundan koyarak önce iyice sabitleştiriyoruz. Şimdi şöyle aldık. Ya bakın, bizim burada sıkıştır 20 ilmek çektik. 20 sık iğneye çektik. Çektik ama bunları iyice büzüştürdükten sonra, topladıktan sonra bakın 10 tane ilmeğe düşür. Şöyle tek tek dikmeye başlıyoruz. Tekrar alttan giriyorum ve bir tane ilmek atlatarak, bir tane atlattım. İğne ardı gibi dikiyoruz.
Bir tane atlattı. Tepesinden bir tane atlattı. Ön tarafta kontrol ederken muhakkak arka tarafta kontrol ediyoruz ki kaçırmayalım yani ilmeklerimizi. Tekrar 2-3 kere iyice tutturuyoruz ki en çok ağırlık çeken tarafı iyice sabitleşmiş olsun. Böylece ikinci sapımız da dikilmiş oldu. Dikimişi de temiz oldu. Ve de çok da sağlam. Şöyle iki tarafı da. Şimdi sıra astardı. Çit çitti. Ve çantamızı tamamen artık hazır.